Bugün sizle bu şekilde saç uzay makyajları nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu daha sonrasında burada takma köpük takmış ama şöyle mesela bu şekilde farları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Sonra bu şekilde makyajları nasıl yaptığımı, mesela burada gotik bir makyaj yapmışım. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. İlk bundan başlayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki kızımız böyle. Şimdi ben önce de eyeliner biraz çekmiştim. Bu şekildeydi. Ve biz bunu şimdi eyeliner'ını iyice çekip yapacağız. Hemen ne yapalım? Ben daha demin şurayı birleştirdim. Şu kısmı birleştirdim. Yani şuradaki boşluğu birleştirdim arkadaşlar. Şimdi şunu iyice düzelteceğiz. Tam böyle hani şu kısmı düzeltiyorum şimdi. Göstereceğim ben ne yaptığımı şimdi. İyice belirginleştirdim eyeliner'ı. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Şu şekilde olan kuyruğu birazcık daha şöyle kalınlaştırıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Sonunu isterseniz birazcık daha hani sivri gibi yapabilirsiniz. Şu şekil oldu gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Diğer tarafı da aynısını yapacağız. Gördüğünüz gibi hemen yapıp geldim. Eşit yapmaya çalışırsanız daha güzel, daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi eyeliner'ımızı bitirdik. Şimdi ben farı yapmak istiyorum. Ama fardan önce kaşını biraz doldurmak istiyorum. Çünkü kaşı birazcık hani gri kaldı. Ben gri kalmasını istemiyorum. Onun için normal bir uçlu kalemle, herhangi bir uçlu kalemle üzerinden geçiyorum ben. Tabii üzerinden geçip geçmemek size kalmış. Yani nasıl isterseniz. Hemen yapıyorum. Zaten belirli olduğu için o belirli olan yerin üzerinden gideceğim ben de. Devam ediyoruz. Ben böyle gri kalınca sevmiyorum açıkçası. Ben zaten genelde gri saç yapmıyorum. Gri saç hani yapmayınca da siyah saç yapınca gri kalıyor kaş. O da bence hiç güzel olmuyor. Şöyle yaptım. Bence daha belirgin, daha iyi oldu. Diğerini de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, iki kaşını da yapıp geldim. İkisini aynı yapmaya çalıştım. Böyle oldu. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Ruj. Evet, ruj yapacağım. Nasıl bir makyaj olsun diye düşündüm.
Düşünün, düşünün. Şurada bayağı güzel renklerimiz var. Hatta şöyle simlerimiz de var. Belki şu simler de olabilir. Arkadaşlar. Sonra mor da olabilir ama mor da önceden yapmıştım. Maalesef yapmak istemiyorum. Belki kırmızı olabilir. Hani kırmızı siyah bir makyaj da olabilir ama. Şurada da var. Açık tonlarda bir pembe aldım şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Zaten şimdi boyanınca görünür. Bu pembeyle yapacağım. Açık bir pembe. Hemen boyuyoruz. Zaten belirli bir alan. Benim size önerim bu şeylerde yani kaşı doldurmayı unutmayın diyeceğim. Çünkü mesela kaşı gri olarak veriyorlar ama gri saç normalde yapmayız. Hani siyah ya da sarı yaparız. Onun için saçın rengini de yapın. Yani bu gri hani sarı yapacaksınız sarıya birazcık daha boyayın. Hani siyah yapacaksınız siyah yapın. Çünkü daha iyi duruyor bu şekilde. Şimdi pembeyi iyice böyle yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde boyuyoruz. Gördüğünüz gibi bence şu an bile çok güzel. Şimdi arkadaşlar rujumuzu bitirdik. Gayet güzel bir renk oldu. Şimdi fara geçiyoruz. Farda şu renkleri kullanacağım. Belki şu rengi de kullanabilirim. Ter rengi tabii yüzde kullanırız da. Farda mavi kullanacağım. Sonra belki şu rengi kullanabilirim. Mor kullanacağım. Ve bu pembeyi kullanacağım. Şimdi başta şu renkten birazcık böyle bir başlangıç yapacağım. Şu şekilde şuradan. Bunlar da yatay tutarsanız daha iyi olabilir. Şuralara hafif böyle bu ter renginin biraz açığı gibi hani. Şu hafiften bir renk veriyoruz. Kamerada çok gözüküyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi belli oluyor. Şu şekilde altyapısını hani şöyle bir renk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle biraz yaptık. Daha sonrasında arkadaşlar mavi ve moru kullanmayı düşünüyorum. Araya birazcık mavi yapacağız. Şu şekilde. Bu şekilde. Aralara şöyle bir mavi attık. Yine şurayı birazcık daha böyle şey yaparız. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu moru kullanacağım. Bu morla belki o pembeyi kullanmayabiliriz ama morla arkadaşlar şöyle maviden mora bir geçiş yapıyoruz. Şunları bu şekilde pardon. Şunu bu şekilde karıştırabiliyoruz. Bu şekilde. Şu şekilde hatta birazcık daha şey yapabiliyoruz böyle. Evet arkadaşlar diğerini de bu şekilde yapıp geldim. Bu böyle bir partiye gidebilecek bir kadının hani havalı bir makyaj diyelim arkadaşlar. Partiye gidecek biri için makyaj yaptık arkadaşlar.